ben hastane kuyruklarını da biliyorum. Sabah 5'te gidiyorum hastanede, saatlerce beklediğim zamanı da biliyorum. 3 hafta randevu bekleyenler var. Hiç randevu falan bekleyen. Ben bak dişimi kırdım. Bir kuruş para ödemedim bak. Çok güzel. Rabbim bize ne kadar ömür biçmişse orada zaten biteceğiz. Ama Rabbime şükürler olsun. Çok güzel yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hiçbir sıkıntı yok. Allah'ıma şükürler olsun. Nereye gidiyoruz işte onu? Çünkü rahatlığa çok kavuştuğumuz için bu tarım bilmem ne tabii. Herkes taşındı İstanbul'a. Ondan sonra neymiş? Tarımı bırak. Metropole taşındı diyorsun. Yani. Ondan sonra tarım rahatlığa kavuştuk. İstesin şimdi dönsün o bayan bakayım şeye gitsin. Bir tarla yapsın, bir bahçe yapsın. Yapar mı? Gitmez rahat çünkü. Ne kadar fiyat peki? Ya bir maliyeti vardır herhalde. Ya maliyetini falan boş ver. Yapar mı, gider mi? Gitmez. O gitmez diyorsun. Rahatlığa kavuştuğumuz için biz böyle birazcık tamam şeyler yükseldi. Tamam emenle ama yine de her şeyi buluyoruz çok şükür. Her şeyi buluyoruz. Nasıl buluyoruz? Bulamayan insanlar var. Bak daha demin. Yok, herkes çalışsın didinsin. Hiç şu anda işsiz kimse yani, herkes bir simit satsın ekmeğini parçalsın. Bir simit satsın. Peki zabıtalar? Ya misal söylüyorum. Zabıtalar? Yani. Zabıta falan değil. Herkes şu anda taşı çıksa suyunu çıkarır ama ben biliyorum. Yapar mesela. Her şeyi yapar. Her şey yapılır. Hepimiz çok şükür. Hepimiz rahatız. Ben zamanında biliyorum. Tam yaşım biraz şey değil ama ben hastane kuyruklarını da biliyorum. Sabah 5'te gidiyorum hastanede, saatlerce beklediğim zamanı da biliyorum. 3 hafta randevu bekleyenler var. Hiç randevu falan ben bak dişimi kırdım. Bir kuruş para ödemedim bak. Tabii ki pahalılıklar var bu arada ama şimdi bunu yani millet bunu da iyi biliyor. Çünkü bu sadece Cumhurbaşkanı'ndan bir alakası olan bir konu değil. Şahsi bir zamlar var. Şahsi zamlar? Tabii şahsi zamlar. Fırsatçılık diyorsun. Yani. Fırsatçılık var, evet. Yani bunu Tayyip Erdoğan her geldiğinde herkesin başına bir adam dikemez ki. Nasıl bir fırsatçılık var? Pandemiden sonra bir pahalılıklar var. Yani Cumhurbaşkanı gelip de yani bir yere gelip de bir her malın başına bir adam koyamaz ki. Adam yani içimizde bu işleri ticaret yapanlar fırsat kolluyor. Nasıl fırsat kolluyorlar? Özel zam yapıyor. Özel zam. Akşam diyorsun başka sabah gidiyor. Bir gecede bu zam mı geldi buna? Nasıl geliyor peki? Yani işte denetleme sistemi yok mu bu ülkede? Denetleme sistemi her malın başına, her dükkanın başına da yani bunu denetlemesi imkansız mı? O zaman şey var yani bir nezilde üşengeçlik de var diyorsun. Ya var ama ki yani ne kadar denetlersin, ne kadar ne olsun yani bu... ticaret yapanlar, esnaflar, büyük işler, alışveriş meşeleri özel zam yapıyor, özel. Benim bildiğim her denetleme sistemi her yerin başına bir kişi dediniz ya. Bence denetleme sisteminin gerçekten gerçekleşmesi lazım. Bir ülkede sonuçta denetleme olmadığı zaman... Ama şimdi tamam Üsküdar'da şimdi kaç tane mekan var? Tayyip Erdoğan herkesin başına adam koyamaz ki oraya. İçimizde yani fırsatçılığı kollayan insanlar var. Sadece fırsatçılık mı, sistem mi? Fırsatçılık. Sistem yok mu bunun için? Ben 1 lira aldım şey yarın sabah 2 lira aldım. Tayyip neden acaba? Neden acaba? Sorguluyor mu? He? Neden acaba? Sorguluyor mu? Neden? Bir sürü zamlar geliyor, bunların hiçbirini sorgulamıyorsan. Geliyor ama neye zam geliyor? Dolar yerinde duruyor, gene zam var. Dolar 15 oldu. Gene zam var. 15 oldu. 15 oldu ama ne zaman oldu? Ne zamandan beri 15? Ne zaman ama 3-4 gündür 15. Ya tamam 14'te 15 olur, o kadar oynama olur ama. Alışverişlerde çok pahalılık var yani. Bu Tayyip'le bunun alakası, milletle bunun alakası yok. Nasıl ya, yok. Üretim gücümüz var mı peki? Ya üretim gücü olmayan yerlerden nereden gelir mallar? Tabii ya çiftçiyi desteklemesi lazım. Bir ya da emeklilere biraz daha para vermesi lazım. İşçiye daha çok şey yapması lazım yani ortalığı serbest etmesi için. İthal edilen mallar sonuçta zamlı geliyor değil mi bu ülkeye? Tabii. Ama üretim olduğu zaman zam olmaz herhalde. Ya tamam yani üretim o zaman... olsa tamam dışarıdan da geliyor ama şimdi burada tabii ki emekliye veyahut da işçiye bir zam vermesi gerekiyor. Ne kadar bir zam vermesi gerekiyor? En aşağı yani bir asgari ücreti geçmesi gerekiyor emeklinin aldığı para. Ne kadar mesela? Yani 4,5-5 lira olması lazım en az. O zaman bak bazı yerlerde şikayetçisin, bazı yerlerde de diyorsun ki Tayyip Erdoğan suçlu değil. O zaman bu suçlu kim? Bunu kim yapıyor? Hayır yani şimdi bu bak sadece bu hükümetin suçu değil bu. Kim yapıyor o zaman? Hani açıklayalım birbirimize. Diyelim ki bunlar şunları yapıyor yani. Ya fırsatçı kardeşim, diyorsun bak da. Şimdi, bak fırsatçı diyorsun da. Bak şimdi pazara gittim ben geçen gün çalıştığım yerde 6 liraya maru aldım. Ama geliyorum burada kaç para? 12-15 lira. Nasıl olacak bu? Ha, bu şahsi değil mi? Onun malı da aynı, onun malı da aynı. Marketler zinciri kime ait peki?
Marketler zinciri de yani tabii ki pahalılık onlarda da var ama onlar da inadına diyorlar ki bunlar Tayyipçi. Tabii yani ortada bir ekonomi krizi var. Yok değil abisi ama şahsi yapanlar da var. Şahsi yapanlar var diyorsun. Tabii yani. Ama bu şahsilik nereden kaynaklanıyor işte? Ben de onu merak ediyorum. Hani bir şahsilik bir yerden kaynaklanması gerekiyor. Fırsat biliyor işte. Fırsatçılık. Yani, zengin olacağım. Ecevit zamanında da böyle fırsatçılar var. Bu sefer de zenginler malını kısıtladıydı. O zaman da Ecevit zamanında böyle bir kıtlık oldu. Şimdi bir krizinden bahsediyorsun değil mi? Yok, Ecevit zamanları sen bilmezsin. 74-75'lerde yani. Eski. Ecevit'ten bahsetmiyor mu abi? Bilal Ecevit'ten bahsediyorum. Ne zaman para iktidarıydı? Vardı, para vardı ama zengin. 80'lerde de Bülent Ecevit'in sevmiyordu. Bülent Ecevit ne zaman iktidarıydı? 74'lerde işte. Nasıl 74'te hocam? 74-75'lerde Ecevit iktidardaydı. Kıbrıs harekatı yaptı. Ecevit ne zaman başbakan oldu abi? Ondan sonra gene oldu. Ondan sonra o kriz tabii ki yoktu ama dolar krizi tabii onda da oldu yani. Ama böyle olmadı yani.